أشهد أن لا إله إلا الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله فسبحان الذي قال في كتابه الكريم أستعذ بالله وما تشاءون إلا أن يشاء الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة منجية من عذاب الله ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله داعينا إلى الله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وعلى خلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده وأجرائه الكاملين في عهده خصوصا منهم على الأئمة بالحق أمراء المؤمنين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جماعة المسلمين إخوان الدين Sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyorlar ki El-Yevme bugün yeise yani umutsuzluğa düştü. Kim? Ellezine kafaru. Kafir olanlar umutsuzluğa düştü. Neden? An dinikum. Sizin dininizden umutsuzluğa düştüler. Yani biz Muhammed'i aleyhissalatü vesselam durdururuz. Bunun başlattığı bu şeyi yok ederiz. Sıfırlarız, sileriz, süpürürüz, ortadan kaldırırız. Düşüncesinden artık umudu kestiler. Yok. Daha biz bu işin önüne geçemeyiz. Böyle inandılar artık. El-Yevme bugün yeisellezine keferu min dinikum. Sizin dininizden yeise düştüler, ümitsizliğe düştüler. Yani sizin dininizi durdurmaktan, yok etmekten ümitsizliğe düştüler. Fela takşevhum. Fela takşev. O zaman korkmayın hum onlardan. Vahşev korkun ni benden korkun. El-Yevme bugün ekmeltü lekum dinekum. Ekmeltü ikmal ettim. Olgunlaştırdım. Lekum sizin için dinekum. Dininizi olgunlaştırdım ve etmemtu aleykum ni'meti ve etmemtu itmam ettim tamamladım aleykum size neyi ni'meti nimetimi tamamladım ve radaytu lekumul islame dina ve radaytu ve razı oldum lekum sizin için neye el islami islama ne olarak dinen din olarak sizin için İslam'a razı oldum. Şimdi Maide suresinin başı arkadaşlar burası. Şimdi mesela bu mikrofon. Bunu yapan makine, klima, bunlar insan tasarımı şeylerdir. Bunların planını, projesini insan çizer, insan düşünür, insan bulur, insan yapar, tamam. İnsanın yaptığı bu şeylerin arkadaşlar gün be gün terakki etmesi muhtemeldir değil zaten, yani imkan dahilinde değil, böyledir zaten. Yani bu seneki mikrofonla seneye yapılacak mikrofon arasında fark vardır. Seneye bir sene içinde insanın bilgisi gelişir, kabiliyeti gelişir, imkanları gelişir, daha iyisini yapar. Bir sonraki sene daha iyisini yapar. Bir sonraki sene daha iyisini yapar. Klimayı bugün yapar, bir sene sonra, üç ay sonra, altı ay sonra, iki sene sonra başka bir şeyler daha geliştirir, bulur, daha iyisini yapar insan. Çünkü insan noksandır, insan başta noksandır. İnsan noksanlıklarını böyle gıdım 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 santim santim milim milim telafi eder, terakki eder insan. Dolayısıyla insanın bir gün sonrası, bir gün sonra düşündüğü, yaptığı şey bir gün öncesinden iyi olabilir, olur, iyi olur. Senin mesela 10 yaşındayken düşündüğün, karar verdiğin şeyle 20 yaşında düşündüğün şey aynı değildir. 30 yaşında düşündüğün şey aynı değildir. 40 yaşında düşündüğün şey aynı değildir. Zamanla beraber, tecrübenle beraber, bilginle beraber ne yaparsın? Daha doğru kararlar verirsin. Daha doğru düşünürsün. Tamam. Bu insanlar içindir. İnsan sonradan olma, etten kemikten Allah'ın bir mahlukudur.
İnsanın kapasitesi, hem fiziki kapasitesi hem zihni kapasitesi kısıtlıdır. Çalışmayla beraber bir şeyler üzerine ekleyebilir. Ama bu Mevla'da söz konusu değildir. İnsanın tasarımı olan şeyin ikinci modeli birinci modelinden daha iyidir. Kabul. İnsanın tasarımı olan şeyin bu sene çıkanı bir önceki senesinden daha iyidir. Kabul. Ama Allah'ın dinine gelince arkadaşlar, Allah'ın tasarımına gelince, hani böyle bu kelimeyi kullanayım anlayın diye, öbürüyle hani mutabık olsun ki mevzuyu anlayın. Mevla'nın tasarımına gelince, Mevla bir tasarım yaptıysa, anlayın demek istediğimi, Mevla bir tasarım yaptıysa ve ben bu tasarımı tamamladım, olgunlaştırdım, bu tamamdır buyurduysa, daha onun üzerine bir nokta eklenmez. Öyle bir şey söz konusu imkan dahilinde değildir. Hani Mevla bir şey yapar ama tamamladım buyurmaz. Ne olur, daha böyle ilerlemesi mümkündür. Bak, olabilir. Ama Allah-u Teala bir şey yapar ve mukabilinde ben bunu ikmal ettim, ben bunu itmam ettim, ben bunu tamamladım, bu oldu, bitti buyurdu mu Mevla-u Teala, onun üzerine daha başka artık bir şey eklenemez. O daha iyileştirilemez, o daha güzelleştirilemez. Çünkü Allah-u Teala ben bunu tamamladım dediği, buyurduğu anda o zaten en güzel, en iyi, en kamil, en olgun, en olması gereken şeklindedir zaten. Tamam mıyız arkadaşlar? İşte din-i mübin İslam için Mevlamız Celle Celaluhu bu ayet-i kerimede, Maide suresinin 3. ayet-i kerimesi, bu ayet-i kerimede Mevla böyle buyuruyor. Estağfirullah. El yevme yeisellezine keferu min dinikum. Bugün kafirler sizin dininizden ümidi kesti. Daha artık sizin önünüze geçemezler. Uğraşırlar, zarar vermeye çalışırlar, yavaşlatmaya çalışırlar. Ama biz sileriz, süpürürüz, yok ederiz, bu işi kökünden kazırız. Daha bundan ümidi kestiler. O böyle bir şey mümkün değil artık. El yevme yeisellezine keferu min dinikum. Kafirler sizin dininizden ümidi kestiler. Madem böyle, fela takşevhum, sakın onlardan korkmayın. Onlardan korkmayın. Yapmanız gerekenleri yapın. Tedbirlerinizi alın. Çalışmanızı çalışın ama korkmayın. Vahşevni, benden korkun. El yevme, bugün. Ekmeltü lekum dinekum. Bak, ekmeltü, ikmal ettim lekum sizin için dinekum. Dininizi ikmal ettim. Olgunlaştırdım. Kemale erdirdim. Bitti. Bitti. Ve etmemtu aleykum nimeti, ve size nimetimi tamamladım. Yani Mekke'yi size nasip ettim. Mekke fethedildi. Ve razıytu lekumul İslam dina, ben bu dini kemale erdirdim, nimetimi tamamladım. Ve razıytu lekumul İslam dina, ve din olarak size İslam'dan razı oldum. Tamam, bu benim sizden istediğim dinim. Yahudiler Hazreti Ömer'e radıyallahu anh dediler ki, siz bir ayet okuyorsunuz Kur'an'da, böyle bir ayet bize gelmiş olsa biz o günü bayram yapardık dediler. Siz bir ayet okuyorsunuz Kur'an'da, öyle bir ayet, onun benzeri bir ayet bize gelse biz o günü bayram yapardık dediler. Hazreti Ömer sordu, hangi ayetten bahsediyorsunuz siz, hangi ayet o? Bu ayet-i kerimeyi söylediler. El yevme ekmeltü lekum dinekum, sizin için bugün dininizi tamamladım. Mesela Yahudilik hakkında, Hristiyanlık hakkında Mevlamız böyle buyurmadı yani, tamamladım, ama İslam'a gelince tamamladım buyurdu Mevla. Bitti. Hiç açığı, eksiği, gediği, noksanı, fazla, hiçbir yani rütuşluk, hiçbir şey yok. Hani şurasını rütuşlayalım, şurasını şöyle yapsak biraz daha iyi olur. Öyle hiçbir şey yok. Hazreti Ömer buyurdu ki, ben bu ayet-i kerime nerede indi, ne zaman indi, nasıl indi ben biliyorum. Bu ayet-i kerime Arafat'ta indi. Cuma günü indi. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam Arafat'ta indi. Cuma günü indi. Yani zaten bayram. Zaten cuma bayram. Zaten biz o günü bayram etmişiz zaten. Zaten biz bu ayet-i kerimenin indiği günü ne yapmışız? Biz bayram etmişiz. Mevla Teala Haccetül Veda'da, Veda Haccı'nda Peygamberimize aleyhisselatü vesselam bu ayet-i kerimeyi inzal buyurdu. Ben bugün size dininizi tamamladım. Bitti. Bitti. Din tamamlandı. Şimdi arkadaşlar, insan işi şeylerde, insan tasarımı şeylerde terakki olur, tekamül olur. Allah'ın Celle Celaluhu dininde terakki, tekamül olmaz. Peygamberimizden öyle rivayet olundu aleyhisselatü vesselam. Hayrül kuruni karni, hayrun nasi karni, hayrukum karni. Zamanların en hayırlısı benim zamanımdır, asırların en hayırlısı benim asrımdır, insanların en hayırlısı benim asrımdakilerdir. Sümmellezine yelûnehum, sümmellezine yelûnehum, sonra ondan gelen, sonra ondan sonra gelen, onları takip edenler, sonra onları takip edenler. Arkadaşlar, bu din Peygamberimiz zamanında aleyhissalatü vesselam Hicretül Veda'da, Veda Haccı'nda asr-ı saadette tamamlandı. Ve Peygamberimiz, Mevlamız Peygamberimize dininin tamamlandığını tescil etti. Ve ben bundan, bu size tamamladığım bu dinden razı oldum. Ben bundan razıyım. Ben bunun
ahirette siz de bunu görmek istiyorum. Hani demektir tabiri caizse. Peygamberimize aleyhissalatü vesselam insanların en hayırlısı benim zamanımdakilerdir buyurdu. Sonra ondan sonraki zamanlardır. Onu takip edenler. Sonra onu takip edenlerdir buyurmakla Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam o zamanki insanların da en iyi Müslümanlar olduğunu buyurdu. Mevlamız dinin tamamlandığını, kemale erdiğini %100 bitti. Daha rütüşlük bir şey yok buyurdu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam o zamanki Müslümanların en iyi insan, en iyi Müslüman olduğunu buyurdu. O zaman arkadaşlar yaşanması gereken din o zaman yaşanan dindir. Biz Allah'ımızın huzuruna çıktığımız zaman Mevlamızın Celle Celaluhu bizden görmek istediği din o zamanki insanların yaşadığı dindir. Çıkar şimdi birisi, ya şimdiye kadar bize böyle dediler ama bu iş böyle olur. Birisi böyle diyorsa kim olursa olsun o yanlış söylüyordur. Çünkü bu din 1400 sene önce tamamlandı ve o zamanki en iyi insanlar o zaman bu dini en iyi şekilde yaşadılar. Sen de bu dini onların yaşadığı gibi, onların yaşadığı, hocam o 1400 sene önceydi. Abi 1400 sene önceki mikrofonla bugünkü mikrofon değişir. Bugünkü mikrofon 1400 sene önceki mikrofondan daha iyidir. Tamam, insan tasarımı. Tamam, insan tasarımı. Ama Allah'ın Celle Celaluhu vaz ettiği din ve ben bunu kemale erdirdiğim dinde değişme olmaz. Terakki olmaz, ileri gitme olmaz. Birisi böyle bir şey söylüyorsa o bozuyordur. Kim olursa olsun, ne söylerse söylesin. Bu dinin kemali, bu dinin güzeli o zamanki dindir, o zaman yaşanan dindir, o zaman insanların tatbik ettiği dindir. O zaman biz ne yapacağız? Bizim için olması gereken şey, o zamanki insanlar bu dini nasıl yaşıyorlarmış onları öğrenmeye çalışacağız. Allah dostlarının hayatlarını okuyun, alimlerin hayatlarını okuyun, ulemanın, sülahanın, sahabe-i kiramın hayatlarını okuyun, peygamberimizin aleyhissalatü vesselam hayatını okuyun. Onlar nasıl dini yaşamışlar? Ehlullah'ın, Allah dostlarının, velilerin hayatlarını okuyun. Onlar nasıl dini yaşamışlar? Kendini onlara benzetmeye çalış. Kendini onlara benzetmeye çalışırsan onların anladığı gibi anlar, onların düşündüğü gibi düşünür, onların yaşadığı gibi yaşarsan Allah-u Teala'nın, Allah-u Teala'nın istediği gibi yaşamış olursun. Onların Müslümanlığına kendi Müslümanlığını benzetirsen Allah'ın istediği gibi bir Müslümanlık yaşamış olursun. Bak dikkat edin buna. Onların Müslümanlığına kendi Müslümanlığını benzetirsen Allah'ın istediği gibi bir Müslümanlık yaşamış olursun. Şimdi kusura bakmayın, zirzopun bir tanesi çıkar bir şeyler söyler. Onun dediği on numara Müslüman olsan Allah katında kıymeti yok. Allah katında kıymetli Müslümanlık o zamanki insanların yaşadığı Müslümanlık. Allah katında kıymetli Müslümanlık o zamanki insanların yaşadığı Müslümanlık. Bu arkadaşlar zamanın büyük belası, musibetidir. Şimdi hılkat garibesi bir din var. Nasrettin Hoca aldı böyle leyleği, leylek, bacakları uzun, boynu uzun. Leyleği aldı, teşbih, misal. Bacaklarını kesti leyleğin, kısa olsun. Güvercinin bacağı kısadır, güvercinin bu kadar bacağı olmaz. Kesti bacakları, kafayı, boynu da kesti, hani boynu kısalttı güya. Dedi, aa şimdi kuşa benzedin dedi. Görünüşte öyle, tamam mı? Çünkü kuşun bacağı kısa olur, boynu kısa olur. İyi ama bu leyleklikten çıktı artık. O şimdi kuşa benzedin diyor ama leyleklikten çıktı. Leyleğin bacakları uzundur. Leyleğin boynu uzundur. Şimdi, efendim dinin şurasını keselim, şurasını keselim. Ha şimdi oldu. O olmaz. O dinlikten çıktı o. O dinlikten çıktı o. O İslamlıktan çıktı o. O hılkat garibesi bir şey oldu. Orayı keselim, burayı keselim, şurayı şöyle rutuşlayalım, burayı böyle makyajlayalım, şunu şöyle edelim, bunu böyle edelim. Tamam? Biz Müslümanız elhamdülillah. Bizim şeyhlerimiz vardır, bizim hocalarımız vardır, bizim kitaplarımız vardır, bizim erkeklerimizin sakalı vardır. Büyük hastalık mesela. Hanımlarımız çarşaflıdır bizim. Hanımlarımızın saçının teli gözükmez. Olması gereken budur. Büyük hastalık şimdi. Büyük hastalık, kapalı. Ne, kapalı ne demek ya? Kapalı ne demek ya? Kapalı ne demek? Ama o kadar aldı başı. Namaz kılıyor musun? Cuma kılıyor musun? Allah Allah. Oruç tutuyor musun? Allah Allah. Yani çık arkadaşlar, içki satmayan bakkal bulamazsın, market bulamazsın, alışveriş yapacak yer bulamazsın yani. Namazımı da kılarım, içkimi de içerim diyen Müslümanlık çıktı şimdi ortaya. Modern Müslümanlık, çağdaş Müslümanlık, biz Müslümanız, laiyiz çıktı. Ne bileyim, bir sürü şeyler. Arkadaşım, din 1400 sene önce tamamlandı. O zamanki insanlar nasıl yaşıyorlardı? Onlar gibi tırnağını keseceksin, onlar gibi bıyığını kısaltacaksın,
onlar gibi dişlerini fırçalayacaksın, onlar gibi yemek yiyeceksin. Din ne onlar ne yaptıysa onları yapmaya çalışacaksın. Onların oturduğu gibi oturmaya çalışacaksın sofrada. Onların abdest aldığı gibi abdest almaya çalışacaksın. Onların namaz kıldığı gibi namaz kılmaya çalışacaksın. Onların alışverişi gibi alışveriş yapmaya çalışacaksın. Onların ticareti gibi, onların ticaret ahlakı gibi alışveriş yapmaya çalışacaksın. Onların evlenmesi gibi evlenmeye çalışacaksın. Onların boşanması gibi boşanmaya çalışacaksın. Onların miras hukuku gibi miras hukukunu tanzim etmeye çalışacaksın. O zaman bu Allah'ın istediği Müslümanlık olur. Ama ben işte öyle kıytırık böyle kıyıdan köşeden İslam namına bir şey yaparım. Öbüründe işte modernize ederim, öyle ederim, böyle. O arkadaşlar o Nasrettin Hoca'nın leyleği gibi o. Kuşa benzedin diyor ama leyleklikten çıktı o. İslam'ın arkadaşlar insanların gözüne batan uzun yerleri vardır. Bacakları uzundur, boynu uzundur İslam'ın. Hocam benim böyle kardeşim. Böyle. Senede bir ay aç duracaksın. Bak öteki adam dükkanını açar çalışır şu anda. Sen çalışmayacaksın. Sen namaz kılacaksın. Sen Müslümansın sen. Sen dükkanını kapatacaksın. Sen dükkanını ne yapacaksın? Kapatacaksın. Hocam ben hanımı bırakıyorum geliyorum dükkana. O da sıkıntılı iş. O da sıkıntılı iş. Yani olur da var olmazı da var. Tam böyle direkt olmaz deyip kestirip atamıyorum ama o da sıkıntılı iş. Sen dükkanını kapatacaksın, namaza geleceksin sen. Sen herkes yatarken sen sabah 5'te kalkacaksın, sabah namazı kılacaksın sen. Uzun ya hocam 8'e kadar yatsam olmaz mı? Olmaz kardeşim sen uyuyamazsın. Sen kalkacaksın namaz kılacaksın. Sen her şeyi yiyemezsin, her şeyi içemezsin, her şeyi alamazsın, her şeyi satamazsın. Hocam buradaki bakkalda misal olarak söylüyorum bir malzeme var 1 lira. Orada kipa da var 50 kuruş. Gidip oradan alayım mı? Alma kardeşim sen Müslümansın sen yapamazsın öyle. Hocam param yok ev alamıyorum şurada kredi veriyorlarmış. Orada imkanım var bana veriyorlar alamazsın kardeşim. Hocam evim olmayacak mı? Olmayacak kardeşim. Yapacak bir şey yok. Paran varsa alacaksın paran yoksa olmayacak kardeşim bu kadar yani. Hocam şöyle şöyle işler var çok kolay. Kardeşim bizim kriterimiz biz Müslümanız Müslüman. Ve Müslümanlık işte bu kitaplarda yazan bu zatların anlattığı Müslümanlık. Bu zatların yaşadığı Müslümanlık. Şimdi size anlatılan yeni modern denilen Müslümanlık o zamanki Allah'ın ikmal ettiği, ikmam ettiği Müslümanlık değil arkadaşlar. İnsan kitaplardakine göre yapmazsa, kitaplardakine göre yapmazsa kendini bir şeyler yapıyorum zanneder. Sonra kalkar ahirete gider. Bir bakar ki boş. Misal olarak şimdi bak şimdi Kurban Bayramı geliyor elhamdülillah. Kurban Bayramı geliyor. Mevlamızın bize ikramı. Kurban kesilecek. Mesela karkas var arkadaşlar. Yıllardır acayip moda oldu şimdi karkas. Gidiyorsun işine geliyor şimdi. Gidiyorsun bakıyorsun hayvana. Şu hayvan diyorsun. Diyor ki sana işte etinin kilo misal olarak söyleyeyim ben bir piyasa bilmiyorum. Etinin kilosu 50 lira diyor mesela tamam mı? Ne olacak? Tamam ben bu hayvanı aldım diyorsun. Fiyat belli mi? Yok. Ne belli? Kilo 50 lira. Ne olacak? Bayram zamanı gelecek. Bu hayvanı keseceğiz biz. Hayvanın etini kemiğini ayıracağız. Sakatatını ayıracağız. Etini tartacağız. Kaç kilo et çıktı? Çarpı 50 lira bu hayvanın fiyatı çıkacak. Sen bunu böyle yaptığın zaman aa ne kadar güzel kandırılmadın. Bak kaç kilo et çıktıysa o kadar para verdim falan. Ticaret yapmıyorsun sen kurban kesiyorsun kardeşim. Ticaret ayrı mevzu. Bak ticaret yapıyor olsan onu ayrı konuşuruz. Ama bu kurban kesiyorsun sen. Kurban kesmek 1400 sene önceki insanlar nasıl kurban kesiyordu öyle keseceksin kardeşim. 1400 sene önceki insanlar nasıl kurban kesiyordu öyle keseceksin kardeşim. Ne olacak şimdi? Gideceksin ahirete Mevla'nın huzuruna. Kudum kurban kestim mi? Kestim ya Rabbi. Nasıl kestim? Böyle kestim. Allah'tan mükafat bekliyorsun. Ceza göreceksin. Hayda. Allah'tan mükafat bekliyorsun. Ceza göreceksin. Niye? Çünkü bir şeyleri evirdin, çevirdin. Geçmişlerin yapmadığı, kitaplarda olmayan, hatta kitaplarda böyle yapılmaz denen şeyleri yaptın. Niye? Çünkü herkes yapıyor. İnsanların işine geliyor, hoşuna gidiyor. Aklı sıra böyle karlı görüyor onu. Senin karlı görmen önemli değil. Mevla'nın kitabına uyması, Mevla'nın dinine uyması, geçmişte yaşayan iyi insanların hayatlarına uyması önemli. An Ayşe radıyallahu anha, Hazreti Ayşe validemizden rivayet olundu. Kâlet buyurdu ki, Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam buyurdular. Bak, şimdi bu ayet-i kerimeyi düşünün, anlattığım şeyleri düşünün. Hazreti Ayşe validemizin radıyallahu anha, Peygamberimizden bize naklini düşünün şimdi. Men ahdesi fî emrina hâda, kim bizim bu işimizde, iş derken din, kim bu dinde ihdas eder, ihdas etmek sonradan çıkartmak demek. Kim bu dinde sonradan çıkartırsa ma öyle bir şey ki leyse minhu bundan değildi. Dinde yoktu sonradan bir şey çıkarttı. Fahuve o şey ne olursa olsun reddün reddir. Kabul değil o şey. Bitti o kadar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam 1400 önce de böyle mühür buyurdu. Böyle mühür vurdu Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Kim bu dinde
olmayan, olmayan derken onların zamanında olmayan, peygamberimiz zamanında olmayan, ashab-ı kiramın zamanında olmayan, o zaman da yapılmayan bir şey yaparsa, ne yaparsa yapsın. Forward'ın o reddir. Bitti. Red. Bitti. Red. Bitti. Red. E ben çok şey yaptım. Ahirette karşılık yok, mükafat yok. Belki ceza var. Ahirette mükafat yok, karşılık yok. Belki ceza var. Hocam biz bu işin doğrusunu nasıl bulacağız? Söylüyorum. Bakacaksınız geçmişlerin hayatına. Geçmiş bak onlar iyi insanlar, onlar iyi Müslümanlar. Peygamberimiz böyle buyurdu. Hayrül kuruni karni. İyi zaman benim zamanım. İyi hayrun nasim karni. İyi insanlar benim zamanımdaki insanlar buyurdu Peygamberimiz Aleyhisselam. Sonra ondan sonra gelenler, sonra ondan sonra gelenler. İyi insanlar onlar. Biz de onlara benzersek iyi insan oluruz. Böyle. Onlara benzersek iyi insan oluruz. E sen böyle olsan, benzemiyorsun onlara ama herkes sana iyi insan diyor. Sen kötü insansın. Herkes sana dürüst diyor. Hayır kardeşim dürüst değilsin sen. Dürüstlük onlarınki. İyilik onlarınki. Ahlak onlarınki. Onlarınkine benzersen tamam. Ama hocam onlarınkine benzediğim zaman insanlar bana iyi insan demiyor. İnsanların demesi önemli değil. İnsanların iyi insan demesi, Allah'ın Celle Celaluhu iyi insan demesi önemli. Onlara benzersen Allah-u Teala seni iyi sayıyor. Onlara benzemezsen Mevla-u Teala seni kötü sayıyor. Tamam. Bunlar arkadaşlar hayatın temelleri, hayatın iskeleti. Yarın ahirete çıktığımız zaman bunlara göre hesaba çekileceğiz. Ve radıytü lekumul İslam'a dina. Size İslam'dan din olarak razı oldum. Bundan razıyım ben. Bak Mevlamız da bildiriyor bize. Bundan razıyım. Bununla gelirseniz size ikmal ettiğim peygamberimin anlattığı bu hayırlı insanların yaptığı dinle bana gelirseniz ben bundan razıyım. Ama bunun dışında bir şeyle gelirse Estağfirullah ve men yebteği gayrel İslam dinen felen yukbele minhu. Kim İslam'dan başka bir din ararsa, din İslam işte o İslam, kim bundan başka bir şey ararsa felen yukbele, elbette kesinlikle kabul edilmez minhundan. Ve o kişi İslam'dan başka bir şeyle gelen kişi fil ahirete, ahirette minel hasirin, husrana uğrayanlardan, perişan olanlardan, zarara ziyana uğrayanlardan olur. Tamam. 1400 sene önce geliyor. لأن أحسن الكلام أبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام قوله تبارك وتعالى في الكلام استعن بالله إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون بسم الله الرحمن الرحيم فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله.